Bir öncekinden farklı olarak aslında çok kısa sürede tamamlanan bir misyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 1,5 saatte bu misyon gerçekleştirilmiş oldu. Ve yeryüzünden kalkan bir uçak yaklaşık 15 kilometreye yükseldi. Daha sonra hibrit roket motorlu bir uzay aracıyla hızla yaklaşık 90 kilometrelik uzay sınırına erişilmiş oldu. Ve orada mikro yer çekimi deneyimlenmiş ve bilimsel araştırmalarda aslında icra edilmiş oldu. Daha sonra da süzülerek yeryüzüne indiler. Karper Gezer Avcı dönüşünden bu yana 30'dan fazla şehrimizde 70'e yakın etkinlikte gençlerle çocuklarla bir araya geldi ve gördük ki ne kadar büyük bir ilgi var Türk gençliğinde Alper Gezer Avcı'ya ve gerçekleştirdiği misyona ve Türkiye'nin milli uzay programına. Şimdi Tuğay Cihangir Atasever de bu yolculuğu gerçekleştirerek bu sürece dahil olmuş oldu. Şimdi bir yandan uydu projelerimiz devam ediyor. Türkiye Milli Haberleşme Uydusu TürkSat 6 ayı geliştirdi, üretti. 8-14 Temmuz'da uzaya göndereceğiz. Bunu yapan dünyada 11 ülke var. 11 ülkeden biri olacağız. Yani aslında uzay liginin A takımına, ilk 11'ine giriyor Türkiye. Şimdiye kadar ürettiğimiz en yüksek kıymete sahip teknolojik üründen bahsediyoruz. TürkSat 6A dediğimizde yaklaşık 250 milyon dolarlık bir üründen bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin uzay uydu ihracatçısı olması yolunda önemli bir adım aslında. Yani bu kabiliyetleri kazanmak, kendi imkanlarıyla, kendi insan kaynağıyla, kendi altyapısıyla, kendi haberleşme uydusunu üretebilmek Türkiye için bu alanda ekonomik bir değer elde etmek anlamına geliyor. 600 milyar dolara yakın bir uzay ekonomisi var yıllık. Buradan pay alma imkanı doğuyor Türkiye'ye. Ve önümüzdeki dönemde bütün bu projelerin birbirine sunduğu desteklerden de istifade ederek Türkiye'nin bir yandan stratejik ve teknolojik bağımsızlığını uzay çalışmalarıyla tahkim edeceğiz. Bir yandan da bu ekonomik pastadan yıllık 600 milyar dolarlık uzay harcamalarından Türkiye'nin pay almasını temin edeceğiz.